geçelim. Son zamanlarda Hollanda'da tekfir konusu gençler arasında çok gündemde. İlmim olmamasına rağmen gençler beni bir abi olarak gelip soru soruyorlar. Ben de hep bilmiyorum diyorum. Lakin gençler gidip bilmediğimiz sitelerden, kişilerden bilgi edinip tekvir etmeye başladı. Gençler arasında dolaşan söylemlerden bazıları oy vermek şirktir. Oy veren de müşriktir. Böyle bir ayet mi var? Böyle bir hadis mi var? Oy vermek şirktir. Böyle bir iştihat mı var? usulü imamlarından böyle bir kavil mi var? Oy vermek şirktir. Niye şirk olsun? Mısır'da Selefiler Nur Partisi diye bir parti kurdular. Selefiler gitti o partiye oy verdi. Şimdi bu Selefiler hep şirk müşrik mi oldu yani? Nasıl bir şey bu? Allah'ın kanunlarıyla yönetmeyen tağuttur. Erdoğan ve Türkiye devleti ve destekleyen tağuta destek olmuştur. Arkadaşlar bu ee, böyle bir artık şeye dönüştü ya. E, pelesenk derler ya. Bu ya günahtır, yazıktır. Tağut kimdir? Tağut bilerek, isteyerek, amden, kasten, yetkisi olduğu halde Allah Teala'nın hükümlerini reddedip, geçersiz sayıp, onun yerine başka bir hükmü, ister bir devletin, ister bir şahsın, ister bir dinin fark etmez. Başka bir hükmü uygulayan ve bunda ısrar eden her türlü güçtür, kişidir, merkezdir, kurumdur, meclistir, her türlü adrestir. Allah Teala'nın hükümlerini bilerek isteyerek reddedecek, gücü yettiği halde uygulamayacak ve onun yerine onlarla taban tabana çelişen, çatışan hükümler uygulayacak. Taubut budur. Herkes şimdi bu hükmü kendi vicdanında versin. Ya el insaf. Ve bunu destekleyen tağuta destek olmuştur. Niye kardeşim? Türkiye'de Erdoğan'ı destek... Açık ve net söyleyelim. Ben arkadaşlar hayatımda e, hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Organik bir ilişkim yok. Bundan sonra da olmayacak. <laughs> bunu deklere edeyim ki demesinler AK Parti'de mi beklentisi falan mı var. Bundan sonra da olmayacak. Hiçbir siyasi ünvana iltifatım yoktur. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekleyen insanlar onlar Müslüman olduğu için, onlar İslam'a hizmet ettiği için ya da onlar İslam'a hizmet edeceği umulan kişiler ve kadrolar olduğu için destek veriyor. Şimdi bu insanlar tağuta destek vermiş mi oldular? Ha şunu şunu söylemem. AK Parti içerisinde İslam itikadıyla, ehli sünnet itikadıyla, İslam ahkamıyla problemli olan insanlar yoktur. Yok ben böyle bir şey söylemem. Bu kadar saf değilim. Olabilir. Ben bir parti olarak AK Parti'nin kendisini hiçbir zaman e, tekeffül etmem, tebriye etmem. Benim işim de değildir o. Ama bu partiyi destekleyen insanların destekleme kastı bellidir. E bu partinin o insanlara verdiği mesaj da bellidir. Şimdi insafla düşünürsek burada bir küfür şirk ilişkisi filan e, aramamız mümkün değil yani. Biraz daha bardağı dolu tarafından görmekte fayda var. Şartlar ve maniler ortadan kalkarsa tekfiri muayyen de uygulanır. Tekfiri muayyen şu demektir. Falan kişi falan fiili veya inancı dolayısıyla kafir olmuştur. Tekfir muayyen budur. Ee, şartlar ve maniler ortadan kalkarsa tekfir muayyen uygulanır. Doğrudur. Buna itiraz etmem. Ama bunu kim yapacak? Kim birilerini tekfir edecek? Yetki kimde? Birilerini tekfir edecek olan e, şer'i bir sistemde kadı efendidir. Alırsınız adamı götürürsünüz kadıya dersiniz ki bu adamdan ben şu küfür fiilini gördüm. Şu küfür sözünü işittim. Aha bunlar da şahitlerim. Ve yine ile delille şahitle ispat edersiniz. O adam onu tekfir eder veya etmez. Katı da orada bir inisiyatif kullanabilir. İşin detayları var. Ama şu anda kimin kimi tekfir etmeye yetkisi var ki? Adamın biri beni tekfir ediyormuş. Beni hiç ırgalamaz ki. Ben o adamı tanımıyorum ki. Ben de birilerini tekfir ediyorum. O adam da beni tanımıyor. <laughs> yani karanlığa kurşun sıkıyoruz. Bu böyle olmaz. Ha böyle olduğu için bu iş artık çığırından çıktığı için birazcık sakal bırakıp Arabi ibare okuyan kişi kadı oluyor. Bilmem Suriye'de işidin etki alanındaki yerlerde. Kadı oluyor. Bu adamın önüne bir kafir götürüyorlar. Bu adam dedi ki ben tasavvuf ehlini tekfir etmiyorum. Ha bu müşriktir vurun boynunu şer'i bir hükmü uygulamış oluyorlar böylece. Ya bu tiyatro değil ki. Tağutun mahkemesine gidilmez ve eğer verdiği hükmü kabul edersen küfre düşmüş olursun. Tağutu nasıl tarif ettiğimize bağlı bu. Yani oradan geliyor bu arıza. Ve o arızayı görmediğimiz sürece bu devam edip gidecek. Asıl olan İslam ahkamıyla hükmedilmeyen topraklarda, yerlerde Müslümanların kendi aralarında ki işleri imkan varsa eğer kendi hukukları, fıkıhları istikametinde çözmeleridir. Bunu talep etmek de e, her Müslüman üzerine farzdır. İngiltere'de şer'i mahkemeler var. İngiltere'de Müslümanlar diyorlar ki ve hatta artık gayrimüslimler diyorlar ki biz şer'i mahkemelere gidip davamızı orada çözmek istiyoruz. Dolayısıyla bir Müslüman için Cenab-ı Hakk'ın indirdiği hükümlerle hükmetmek, o hükümler etrafında bir hayat inşa etmek e, eşyanın tabiatındandır. Ama buna gücü yetmiyorsa ne olacak? Kişinin buna gücü yetmiyorsa ne olacak? Komşunuz geldi, vurdu, camınızı kırdı, kapınızı kırdı, evinize hırsız girdi, bilmem ne oldu, hakkınızı nasıl arayacaksınız? Hakkınızı nasıl arayacaksınız? Allah korusun, birisi geldi, çocuğunuzu kaçırdı, götürdü, bir organ mafyasının eline düştü, Allah korusun. Ne yapacaksınız? Kime başvuracaksınız? Birisi geldi, harim ismetinizi kirletti, Allah korusun. Kime başvuracaksınız? Yok böyle Ayakları yerden kesilmiş insanların, gençlerin böyle ellerinde bir kılıç iki ucu kesiyor. Kelle uçurması. Bu bir cinayet. Buna son vermemiz lazım. Bu bir cinayet.